Ronda'dan herkese selamlar arkadaşlar. Bugün Endülüs'ü en iyi hissedebileceğimiz lokasyonlardan birinde Ronda'dayız. Arabayı 1 kilometre kadar o kanyonun dışına park ettik ve yaşam yerlerini de görelim istedik. Yani çünkü genelde Ronda'yı böyle çekiyorlar, ta Endülüs döneminden kalma ya da 13. yüzyıllardan kalma ya da daha öncesi İslam döneminden kalma. Evet, güzel yapılar var ama gördüğünüz üzere burada başka yaşamlar da var. O yaşamları da size göstermek istedim. Şimdi buralardan birkaç kare alacağım. Sonra kanyona doğru ilerleyeceğiz. Burada tabii diğer şehirlere nazaran çok büyük yapılaşma yok. Böyle 3 katlı binalar yapmışlar. Şehire girerken de zaten böyle müstakil villa tarzı evleri gördük. Büyük yapılar dikkatimizi çekmedi burada. Buranın da böyle klasik kapalı bir yürüme çarşısı var. Sağlı sollu sanırım üst katları ev olarak kullanıyorlar. Burası bana Sakız Adası'nda böyle kapalı bir çarşısı vardı. Kahve falan içmiştik. Orayı anımsatıyor. Böyle. Hatta ikinci katına oturup kahve içmiştik. Videomu izleyenler bilir. Orası da böyle sağlı sollu kafelerdi. ¿Cómo fluyó? Porque la última era Sergio Ramos, ¿sabes? Que ya ha caído. Ancelotti hace poco en una entrevista dijo que nunca había tenido. Mira que Ancelotti habrá entrenado a jugadores, ha estado en vestuario porque era jugador también. Dice que nunca ha visto un jugador como los de Sergio Ramos. Que nunca. Que nunca lo ha visto. Şimdi kahvemizi aldık. Kahvenin fiyatı 2,5 euro. Gayet uygun. O dar alandan, yani yürüyüş yolundan diyeyim size, sağlı solu dükkanların olduğu yerden iniyorsunuz, sol yapıyorsunuz, şöyle bir meydana çıkıyor. İşte bu meydanda o meşhur köprüye sizi getiriyor arkadaşlar. Yeri çok kolay. Şimdi şöyle bir ilk bakış yapalım. İlk bakıştan sonra size birkaç bilgi vereceğim. Turist abiler de aşağı izliyor. Evet, işte o kanyon. Wow. Nasıl gençler? Gelin size karşıda göstereyim. Evet. Bakın burada çok güzel restoranlar var. Böyle kanyon manzaralı. Tabii size modern evler de var diyerek gösterdiğim yerler aslında buranın daha yeni yerleşim yerleri. Bu köprü eski şehri ve yeni şehri birbirine bağlayan bir köprü görevi de görüyor. Arkamda gördüğünüz taraf Eskişehir. Yürüyüp geldiğimiz yerde yeni şehir olarak biliniyor arkadaşlar. Şimdi tabii bu köprünün üzeri sivile, yayaya, araba trafiğine açık. Bakın yani gayet geçebiliyorsunuz ama eğer aşağılara gitmek istiyorsanız gördüğünüz üzere, ya buraları dolaşmak istiyorsanız buradan bilet almanız gerekiyor. Bilet fiyatı da 2,5 euro. Yani kahve parasına bence girip güzel manzaralar keşfedebilirsiniz. Bakın şurada
odalar var, görüyor musunuz? Size birazdan o adaların hikayesini anlatacağım. Burada sadece kart geçiyor arkadaşlar. Cash parayla gelmeyin. Haberiniz olsun. Evet, şimdi giriş yaptık. Böyle aşağıya doğru dar bir merdivenle iniyorsunuz. İnerken de manzarayı göstereyim size. Bakın, yürüyüş yolu böyle ilerliyor. Görüyor musunuz insanları? Çin Seddi gibi olmuş burası. Aşağıdan da nehir akıyor. Size odaları göstermiştim. Bakın, burası böyle aşağıya sığınak gibi odalar yapmışlar eskiden. Şimdi bu odalara özellikle İspanya İç Savaşı'nda birer hapishane olarak kullanmışlar arkadaşlar. Hatta daha sonra bu mahkumları bu uçurumdan aşağı atarak katletmişler. Kötü bir son. Ne dersiniz? Bu yan tarafta da farklı odalar var. Burada küçük yerleşim yerleri var. Bakın, görüyor musunuz? Orta Çağ döneminden kalma buralar. Bu nehrin adı da arkadaşlar El Tajo Nehri. Şu an nehirden bu köprünün yüksekliği tam 98 metre. Şu anda da köprünün altındaki bir odadayız. Kemeri görüyorsunuz şu an. Kemer şeklinde. Bu kanyonun adı da El Tajo arkadaşlar. Buna benzer 3 tane köprü var. Aslında buna benzer demeyeyim. Ötekiler daha küçük. Birazdan görürsem onları da size çekeyim. Ama bu köprünün adı da Puente Nuevo. Yani yeni köprü demek. Yani yeni dediğimlere bakmayın. Bu köprü 1793'te tamamlanmış. Diğer köprülerin adı da Puente Viejo ve Puente Arabe. Bu şehirde 1485'e kadar İslamiyet vardı arkadaşlar. 1485'ten sonra Hristiyanlık hüküm sürmeye başladı. Burası bağımsız bir yer değil. Burası Malaga'ya bağlı küçük bir yerleşim yeri. Yani diğer şehirler gibi, Malaga gibi bir şehir değil yani burası. Ve nüfusu da 33.000'miş. Şimdi bu görmüş olduğunuz köprüde Puente Viejo arkadaşlar. Şu arka taraftan, şu aradan böyle dolana dolana oraya gidebiliyorsunuz. Şimdi ben oraya da gitmeye çalışacağım. Bir de oradan bu tarafa fotoğraflar da çok güzel çıkıyor bence. Evet, buraya koyduğumda hoşunuza giderse siz de denersiniz. Bu şehri gezerken karşınıza sürekli boğa figürleri çıkacak arkadaşlar. Çünkü modern anlamda boğa güreşlerinin yapıldığı, daha doğrusu başladığı şehir olarak biliniyor Ronda. Köprüye giderken böyle ara sokaklardan geçiyoruz. Çok tatlı, iki katlı evler. Evet, köprümüze ulaştık arkadaşlar.
Önce burayı göstereyim. Şu tarafa doğru gelelim. Bakın şu. Şuradan geldik. Size gösterdiğim yoldan burası 5-6 dakika sürüyor. Üşengeçlik edip de gelmemezlik etmeyin. Çok güzel kanyon manzarası var burada da. Burası da esiyormuş. Şimdi bu köprüden böyle ilerleyip şuradan yukarı doğru geliyorsunuz. Sizi böyle bir manzara karşılıyor. Yerlerin yapısından dolayı taşlar çok kaygan. Hani gelirken ona göre bir ayakkabı seçmenizi tavsiye ediyor. Evet. Bizi böyle bir yer karşıladı şimdi. Çıkmaya devam edeceğiz. Bu tarafta da yol var. Evet, köprüyü en iyi gören yere geldik. Zaten şöyle göstereceğim şimdi. Herkes aynı şeyi düşünmüş olmalı ki buraya gelmiş fotoğrafını çekecek. Aşağılara doğru görüyorsunuz şurada insanlar yürüyüş yapıyor. Yani eğer bir gününüz, iki gününüz olursa kesinlikle rahat rahat dolaşmanızı öneriyorum. Çok güzel fotoğraflık yerler var. Başlangıç noktasındayız. Hani bir meydan vardı, köprüye çıktık ya. Ve şuradan gelmiştik hatırlarsanız. Evet. Oranın tam karşısında da bir boğa güreşi arenası var arkadaşlar. Sanırım buraya giriş biletli ve 8 euro olması gerekiyor. Şimdi bu arenanın bir özelliği var. Hatta bu şehrin bir özelliği var. Rom'da modern anlamda boğa güreşlerinin başladığı yer olarak biliniyor. Modern dememizin bir nedeni var tabii. Bu arenadan önce de boğa güreşleri vardı ama atlı şekilde yapılıyordu. Yani insanlar at üstünde bir boğa ile güreşiyordu diyelim. Daha sonra 18. yüzyıla geldiğimizde Pedro Romero şöyle dedi. Ben artık at üzerinde değil, ayaklarımın üzerinde bir boğa ile mücadele edeceğim. Ve o günden sonra ilk defa insanlar at üzerinde değil de kendi ayakları üzerinde boğa ile güreşmeye başladılar. Bu nedenle bu şehrin birçok yerinde boğa figürünü görüyoruz. Tıpkı buradaki gibi. Ben böyle boğa güreşleri tarzı diğer böyle horoz dövüşü falan da dahil. Yani aklınıza gelecek her türlü şeye karşıyım. Yani tanımına baktığınızda boğa güreşini şöyle yazıyor. Hayvan yorulana kadar insanla birlikte yaptığı mücadele çarçurt. Aga ne alakası var ya? Ne alakası var yani? Sen hayvana bir şeyler batırıyorsun. Kan kaybından öldürüyorsun ve oraya da diyorsun ki yorulana kadar falan filan. Hayır abi, bu bir katliam yani.
tamam hepimiz et yiyoruz, etçiliz de ya onu böyle acı çektirerek öldürmek bambaşka bir şey yani. O yüzden de ben böyle yerlere para verip girmiyorum. Katkı bulunmak istemiyorum. Zaten ama şöyle bir şey var. Sürekli boğa göreşi de yapılmıyormuş. Ayda bir mi? Bunun belli günleri var ya da yılda bir ay. O ay içerisinde yapıyorlarmış. Falan fişman. Neyse ne. Ya hayvana böyle acı çektirerek saatler dakikalar içerisinde öldürüyorsun yavaş yavaş. Bu yüzden karşıyım. Girmiyorum ben. Ama girmek istiyorsanız da içerisi böyle. Buradan alıyorsunuz. Aha, orada fiyat yazıyor zaten. 9-11 falan filan. Buradan giriyorsunuz. Gerek var mı? Yok. Al, buyur. Aha da böyle. Para kazandırmıyoruz. Katkı sağlamıyoruz. Burada da işte Pedro Romero adlı vatandaşımız. Şöyle. Hemen bu arenanın yanındaki yolda. Burada da diğer boğacı abiler var sanırım. Falan fişman neyse. Şurada güzel manzara gördüm de ona gidiyorum ben. Böyle bir manzaraya geldik. Burada abla sanat yapıyor. Size şöyle 360 derece döndüreceğim. Yine kanyonu diğer bir açıdan görmüş olduk. Size köprüden burayı göstermiştim. Bakın buradan daha yakın gözüküyor. Eski yerleşim yerleri. Nehri daha yakın yerlere kurmuşlar yaşam alanlarını. Su varsa hayat var ya. Dünya bunun üzerine kurulmuş. Özellikle tarıma dayalı yaşama geçtikten sonra su daha da önem kazanmış. Ve gördüğünüz üzere buralarda şu an hala hali hazırda tarım yapılan araziler. Evet, size Ronda'da gezip görebileceğiniz hemen hemen her yeri gösterdim. Tarihi açıdan oldukça önemli. Endülüs'ü de en iyi temsil eden lokasyonlardan bir tanesi. Burası zaten hani Malaga'daysanız, yani Sevilla'ya doğru ilerliyorsanız, Marbella'ya doğru ilerliyorsanız ya da Cebeli Tarık'a doğru ilerliyorsanız hemen bir saatlik yol sapımı bir yerde rahatlıkla gelebilirsiniz. Ancak buranın yolları böyle bizim klasik yayla yolları gibi çok fazla viraj var. Yani 30 metreye bir viraj dönüyorsunuz. Hız sınırlaması 50 yol boyunca, genelde 50-60. Önünüzde bir kamyon varsa 1 saat boyunca böyle lay lay lom gidersiniz. Çünkü sollama yapacağınız herhangi bir avantajınız yok yolda. Sürekli virajlar var. Kumar oynamak istiyorsanız hayatınızda tabii ki sollama yapabilirsiniz. Ama önermiyoruz. O yüzden yavaş yavaş gelirsiniz. Maksimum ama 1 saat sürüyor. Çok fazla vaktinizi almıyor. Buraya mutlaka uğrayın diyorum. Şimdi ben Endülüs turuma devam ediyorum. Aslında bu Endülüs turunun da çıktı. Daha farklı yerlere de sapacağız. Böyle Kuzey İspanya taraflarına. Evet, biz devam ediyoruz. Biliyorsunuz bu videolarımı direkt böyle görüşürüz başka bir vlogda falan demiyorum. Çünkü bu bir seri oldu artık. Büyük Endülüs turu, hatta Büyük İspanya turu. O yüzden diğer şehirde görüşürüz.
Verkehr zweite Ausfahrt nehmen.